Merhabalar, benim adım Deniz Bayrak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doktora yapmaktayım. Aynı zamanda aynı bölümde araştırma görevlisi olarak da çalışmalarıma devam etmekteyim. Bu videoda sizlere 2011-2012 eğitim öğretim yılında yararlandığım Erasmus deneyiminden bahsedeceğim. Bu Erasmus deneyimi Şubat ve Temmuz ayları arasında yaklaşık 6 aylık bir süreçte İtalya'nın Sardinya Adası'nda Cagliari kentine yapmış olduğum bir seyahat ve deneyim olarak sizlere anlatacağım. Aynı zamanda önümüzdeki yıl içinde İngiltere'de yine mimarlık üzerine staj faaliyeti yapmayı planlamaktayım. Erasmus'a başvurmaya ikinci sınıftayken arkadaşımla birlikte, çok yakın bir arkadaşımla birlikte karar verdik. Biz mimarlık eğitimimiz boyunca gördüğümüz yerlerin sadece Türkiye'yle sınırlı kalmamasını, tüm dünyadan, tüm kıtalardan bir yerler görmemiz gerektiğini, hem mesleki gelişim için hem de kişisel tecrübelerimiz gibi genel kültür oluşturması açısından farklı kültürleri tanımak, farklı insanlarla, farklı konuşulan dillerle etkileşim içinde olmak için böyle bir deneyim yapmaya karar verdik. Sonucunda da başvurarak süreç sonunda çok güzel bir deneyim geçirdik. Erasmus deneyimim boyunca aşamayacağım bir zorlukla karşılaşmadım. Ufak tefek zorluklarla karşılaştım. Bunlardan birincisi, ben İtalya'da yaptım bu tecrübemi. İtalyan yerli halkı İngilizcesi zayıf. Sizinle iletişimde İtalyanca kurmaya çalışıyorlar. İlk gittiğimizde bizim de İtalyancamız olmadığı için başta bir zorluk evresi oldu. Ama daha sonra İtalyanların Türklere çok benzediğini, el kol hareketleri olsun, vücut dili olsun, sizlerle anlaşırken sıcakkanlı insanlar olmasından sebeple alıştım ve bu zorluğun üstesinden geldim. İkinci bir zorluk olarak bahsetmem gerekirse yemeklere alışmak kolay olmadı. Bizim alıştığımızdan çok farklı tatlar, çok farklı lezzetler var. Ama dediğim gibi insanlarla etkileşim arttıkça alışma sürecini kısalttı. Zorlukların üstesinden de kolaylıkla geldiğimi düşünüyorum. Erasmus deneyimi size hayatınızda hiç yaşamadığınız deneyimleri yaşatmakta bir numara diyebilirim. Belki kendi yatağımdan başka yatakta yatamayan bir insandım. Kaç gece havaalanında kaldığımı bilmiyorum. Özellikle Barcelona havaalanını tavsiye ederek kalmanız gerekirse. Bir de bizim ev sahibimiz hiç İngilizce bilmiyordu. İtalyan ev sahibi. Odalarını bize kiralamıştı. O bize banyodan bir şeyden bahsediyormuş. Biz mutfakla ilgili bir şey anlıyoruz. O bize şofbenle alakalı bir şey anlatmaya çalışıyormuş. Ben ocak anlıyorum. Çok anlaşmazlıklar yaşadık ama gülerek, komik durumlara düşerek, belki saçma durumlara düşerek bir sürü gün geçirdik İtalya'da. Bir gün de sınıfta 5 tane Türk'üz mimarlık bölümünde yine. Gezmişiz, nereleri gezmişiz, yorulmuşuz, uykusuzuz, derse gelmişiz. Tüm sınıf 80-90 kişi bir amfide ders dinliyor, herkes en önde dersi dinliyor. Biz arkada 5 tane Türk uyumuşuz, aklımıza neler geçtiği belli değil. Hani güzel yorgunluklar çok fazla ama bunlar tatlı yorgunluklar olarak bizim hafızalarımızda yer ediyor. Erasmus deneyimi bana muhtemelen hayatım boyunca bir daha yaşamanın mümkün olmadığı şeylere kattığını diyebilirim. Bunlardan birincisi mesleki anlamda bahsedeyim. Ben şu an görevimi yapmaya devam ediyorum. Ama öğrenciyken çoğunu derslerde kitaplardan gördüğümüz, fotoğraflarını gördüğümüz yapıların, binaların, mekanların biz gidip yanına çıplak gözle görme fırsatı yakaladık. Hani bunu bu fırsatı yakalamak kolay bir şey değil ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin de bu fırsatı yakalamasının zor olduğunu düşündüğümden kendimi şanslı olarak görüyorum bu noktada. Meslek dışında baktığımız zaman dil konusuna bahsetmem gerekirse İtalyancam hiç sıfır olarak gittim. Ancak orada aldığım kısa da olsa bir eğitim vardı. Şu an beginner seviyesinde İtalyancam olduğunu söyleyebilirim. Ve İtalya'ya gittiğimde alışma sürecim çok kısa bir süre ve küçük de bir eğitimle İtalyancamın daha yukarılara gidebileceğini düşünüyorum. Bu ilerisi için, kariyerim için, kendim için, kendi CV'm için önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Onun dışında genel olarak bir şey söylemem gerekirse Erasmus deneyimi yurt dışında sadece İtalya'ya gittim ama İtalya'yla sınırlı değildi. Gezdiğim, gördüğüm yerler çok daha fazlaydı, gördüğüm şehirler. Orada kattıklarını bana buraya gelip ailemle, arkadaşlarımla paylaşmam ve bu etkileşimi ve ben bütün çevreme yansıtmam benim için ve ülkem için faydalı olduğunu düşünüyorum.